Ankara'da Nigar Hanım bize şimdi köz biber çorbası yapacak. Çok ilginç bir çorba daha. Evet. Çok güzel bir çorba. Her gelen misafirime mutlaka bunun hem patlıcanını yapıyorum hem köz biberini yapıyorum. Çok lezzetli bir çorba. Çok beğeniyorlar. Köz biberimiz, tereyağımız, unumuz, sütümüz, bir tatlı kaşığı normal domates salçamız, bir de biber, tatlı biber salçamız var ama sevenler acı da yapabilirler. Biraz tuz ve karabiberimiz var. Harika. O zaman başlayalım çorbamıza. Unumuzu kavurarak tereyağı da başlayalım. 2 yemek kaşığı tereyağımızı koyduk. Tenceremize aldık. Evet. Şöyle bir eritelim. Unumuz ne kadar? Unumuz da dolu dolu bir yemek kaşığı. Unumuzu da birazdan kavurmaya başlayacağız. Tereyağımız erisin önce. Evet. Tereyağımız eridi, köpük köpük oldu. Şimdi unumuzu koyalım. Güzelcene kavuralım biraz renk alana kadar. Ne güzel oldu. Un ve tereyağı bayılıyorum zaten. İkisi de mükemmel. Mis gibi kokuyor. Şöyle güzelcene yakmadan kavuruyoruz. Daha sonra biberimizi, salçalarımızı ilave edeceğiz. İyi kavrulduğundan emin olsunlar çünkü un renginin dönmesi mi lazım? Evet. Sonra un kokusu gelir çorbadan. Kokusu çıkana kadar unumuzu kavuruyorum. Çok güzel kavruldu unumuz. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Şimdi hemen köz biberlerimizi koyuyoruz. Oh, cızır cızır. Közlediğimiz, dilimlediğimiz kırmızı biberler de hazır. Şöyle salçalarımızı ilave ediyorum. Bir yemek, bir tatlı kaşığı domates. Evet. Bir tatlı kaşığı da biber, tatlı biber salçamız. Bunu da koyduk. Şöyle. Biberlerimizle, salçalarımızla kavurmaya devam ediyoruz. Közlenmiş biber çorbası. Çok ilginç bir çorba. Evet. İlk kez tadacağım, ilk kez yapıyorum. Köz tadını seven herkes çok sever bence. Evet, ve biber seviyorsanız. Ben çok severim kırmızı biberi. Dolması olsun, çorbası olsun, közü. 1 litre kadar suyumuz var. Suyumuzu ilave ediyorum yavaş yavaş. Tamam. 1 litre suyumuzu da koyduk. Şimdi bu yavaş yavaş pişecek. Tuzunu, karabiberini atacağız şimdi. Tamam. Tuzunu dökeyim mi? Dök biraz Özlem. Şöyle. Tamam, yeterli bence. Çünkü biber salçaları tuzlu olabiliyor bazen. Evet. Ha aynen. Evet. Karabiberimiz evet, çok az döküyorum. Evet. Göz kararı yine. Hanımlar yapanlar biliyordur. Yeterli bence. Süper. Hı. Tuz ve karabiberimizi de ilave ettik. Şimdi ne kadar pişirelim? Biraz çok pişmeyecek zaten közlendiği için şu unla birbirini tamamlaması gerekiyor. Hafif koyulaşmaya başladığında, böyle pıt pıt kabarmaya başladığında blenderdan çekeceğiz. Sütünü ilave edeceğiz, bitecek. Bu kadar. Çok pratik ve kolay bir çorba. Dediğim gibi yine hemen, eğer hazırda biberleri olan hanımlar oluyor bazen. Buzluğa falan atanlar oluyor yazdan. Eğer o şekilde yapmışlarsa hemen çıkarıp yapabilirler misafir geldiğinde. Aslında dediğim gibi yarım saat bile sürmüyor yani. 15 dakikalık bir çorba. Harika. Çabuk yapanlar için. O zaman gördüğünüz gibi oldu bile yani yoğunluğuna. Çok çabuk oldu evet. Evet. Kapağını kapatıp biraz kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya sonra blenderdan çekiyoruz. Evet. Oh, çorbamız çok güzel kaynadı. Bakalım şöyle bir oh. Ben çorba da geldi. İndiriyorum. Tamam, çorbamızı aldık. Şimdi blenderdan geçireceğiz. Mis gibi koktu. Bir güzel bütün malzemelerimizi blenderdan geçiyoruz. Harika. Bakın kıpkırmızı harika bir renk. Birazcık sütünü ilave edelim şimdi üzerine. Şöyle. Bir çay bardağı süt. Evet. Azıcık daha ocağın üzerine şimdi koyacağım çektikten sonra. Şöyle bir birbirine karıştıracağız. Çorbamız hazır. Süper. O zaman birazcık, bir iki dakika evet, kaynasın bir taşım. Sonra servis edelim. Çok güzel bir çorba oldu. Ye beni diyor. Evet. Şöyle. Bunu da buraya koyalım. Hazır çorbamız şu an. Azıcık kaynadığı zaman servis edebiliriz. Süper. Bir iki taşım kaynamasını kaynasın. Bekliyoruz. Evet. Çorbamız kaynadı. Evet, şimdi alıyoruz ve servis ediyoruz. Oh, çok güzel şimdi görünüyor. Kasemizi alalım şöyle bir. Kıvamı çok güzel. Aynı brokoli çorbası gibi. Evet. Aynı mantıkta evet. Zaten çorbaların hepsi. Kıvamı, görüntüsü, evet. Sadece renkleri ve içeriği farklı. Dediğim gibi yoğunluğunu kendileri ayarlayabilirler. Bir yemek kaşığı dolu dolu un koydum. Onlar isterse daha fazla da yapabilirler. Bir litre de su koydum. Evet. Yani üzerine bir çay bardağı da süt. Onlar istediği gibi dediğim gibi çoğu arttırabilirler de. Ama çok güzel şöyle, bakın 4-5 kişilik bir çorba evet, çıktı bir litreden. Yani bir aile için yeterli bence. Kesinlikle. Ben çok sıcak bakıyorum. Şöyle yanmadan inşallah evet. Yanmayız ama çok merak ediyorum. Çok güzel. Dediğim gibi köz tadını seven herkes bence bayılacak. Çok güzel lezzetli bir çorba.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.